Haydi girdim. Bum. Yeni bir konukla toplu pakete çalışma videosundayız ve bu bölümde konuğum Bak Serdar'ınmış. Selam herkese. Öyle koklamışım. Doğan abi bana bir araba alır mısın ya? Süper, enerjik başladık. Biz bu videoyu çekecektik zaman önce. Kasım'da planladık abi. Mart'a geldik İyi işte. İyi gene fena değil. Ama ürünlerde sorun oldu değil mi? Bizlik bir şey yok hepsi yani. Hepsi arabayla ilgili. Ama öyle olmasın. Lazım. Arkadaki televizyonda bile araba şeyisi var. Yani. Konsept adamın araba legosu çıkar diyorum ben mı ya. Verecek adamı? Aa bak var ya araba legosu oldu. Şanzıman Bence mı verecek? Bence net bir tane araba legosu var. Tamam güzel. Herkesten bir hediye tahmini alıyorum. Chat yapıştır. Watson'dan geldi araba legosu çok mantıklı. Ben araba, araba kokusu diyorum. Araba figürü. Ya araba kokusu abi tam bir şey değil mi? Tam ben dedim. Vizyonsuz bir şey. Sensin vizyonsuz. Çok vizyonsuz. Ama çok araba güzel koktun düşün. Ama çok güzel kokuyor. Ya, sen araba ne dedin Burç? Figürü. Yani, araba figürü dedi. Chat. Süspansiyon. Şanzıman dedi ya. Bir de hiç ama arabayla alakalı hiçbir şey gelmiyormuş ya bir de. Tekerlekleri ayrı falan böyle. Aa direksiyon kılıfı çok iyi. Hot Wheels. Sallanan kafa. Bak o da çok güzel. Parçaları onu kendisi birleştiriyor. Bak şuradaki büyük siyah poşet var ya. Hangisi? Onda kesin Lego var. Yok. Bence var. Bakalım hadi. Yumruktan çok geç çıkanlar oldu. Abi, A oldu B oldu. Buradayız. Boşça. Hepsi ama otomobil ağırlıklı. Yani %80'i otomobil diyebilirim abi. Benim şu arkadaşlar... an şey yani, bunlar benim olacak mı videonun sonunda? Hepsi. En önemli şey o. Arabaya iç ama takım da almıştır. Hani şeye, pas normalde falan. Ne yapıyorum mesela? İşte... Yavrum şu paketlerden paspas çıkamaz ama mantıklıymış. Niye rulo araba. Şeklinde en popüler çıkar. Ürünlere bakarsın. Tamam. Diyorum ki bu adam en popülerlerin hepsini biliyordur. Hani... Buradaki amaç aslında daha önce izledim bu arada ben böyle videoları. Senin işte Fırat'la, Ceyda'yla, Eray'la falan izledim. Amaç biraz şey mi? Bilmediğin, seni şaşırtacak ürünleri yakalamak mı? Ya bir, senin hoşuna gidecek olması lazım. İki, bildiğin ürün olursa tabii ki. Evet şey olabilir burada. Hava nemlendiricisi. Arabanın içerisindeki pis kokuyu dışarı çıkartan özel bir Çin aleti mesela. Olabilir yani niye olmasın? Aa bak. Hiç aklıma gelmedi lan. Çok mantıklı. Bir tanesinden şey çıkabilir. Araba süpürgesi. Ya ne tespih yavrum ne tespihi? Vitese takmalı. Allah Allah. Yok. Ben bir şey diyeyim. Araba anahtarı çıksa hani ya. Bu böyle... Şey yapıyorlar ya böyle garajda abi falan. Koltukları böyle pıs pıs alan süpürgeler var. Çok güzel onlar. Ya da kullandığım ürün olsa evet. Çok bir anlamı yok. Evet, okay. Evet. İnşallah yoktur. Heyecanlıyım. Hiçbir şekilde teaser vermedi. Söylüyorum ne var diye söylemiyor hiçbir şekilde. Göreceğiz. Çoğunu ben hatırlamıyorum. Çoğunu Kasım'la aldım abi. Güzel bir şeyler vardır kesin ben iyi seçmişimdir. Başlayalım. Başlayalım. Hadi vallahi başlayalım. Ben de açacak mıyım? Hepsini. Yoksa hepsini. Vallahi mı? Ben arada şey yapıyorum. En sevdiğim şey ya. Paket açmak. Çok zevkli bir şey bence. Şimdi hepsini yere aldım. Bence de çok zevkli bir şey. İstediğim. Ulan var ya hiçbir doğum günümde şu kadar paket hediye gelmedi bana be. Aga be bir de bunun için yakalım mı? Eyvallah sağ olasın. Gelse de hatırlamıyorum. Prince Andrea aleyküm selam hoş geldin. Ne açacaksın? Tamam. Yani buraya mı koyuyorsun? Sırası yok. İstediğin. Ya da geldiyse de hakikaten çok küçüğümdür o da olabilir bilmiyorum. Yer al. Tamam. Var mı gözüme kestin? Giste yine bir sürü hediye almıştım. Giste bir sürü hediye verdiler evet doğru. Ama o doğum günüm değildi giste o. O da sayılır yani. Ama ne mutlulukla gelip evde açmış. Ama çok mutlu olmadın mı? Evet. Evet. Ha, aynen teşekkür ederim hakikaten yani. Hakikaten çok mutlu oldu bu arada yani. Evet ama bir anda şeyden çok korktum hani. Çocuk acaba gibiydi. Paketten bok çıkar mı diye bir düşündüm hani böyle yıl 2015. Deme öyle Murat bak abi şimdi GF. 2023 GIST'te getirirler. Şu anda iPhone akıllarına soktun. Içinde. Bravo Burcu evet, şu anda soktum. Akıllarına soktun. Ay, şu anda soktun. Ağzıma. Bir şey diyeyim mi ben ağzıma. O vizyonla okuyayım. Şunu bıraktım masada. Direkt büyükle var. En büyük değil. Barnacle 16. ayımız kutlu olsun. Bıçak seçeneklerimiz senin için. Yalnız kutuları hareket ettirirken hiç Lego sesi gelmedi. Onu söyleyeyim. Ya. Bunlar böyle efsanevi bıçakların mı? Hatırası olan şeyler mi? Bu Cantu'nun hediyesi anlasın. Ay, ve güzel özel bir bıçak yani öyle şey değil. Kendimi kesmem değil mi? Ben böyle açarken bu içindekini keseceğim diye makinesi. Çok korkuyorum. Ne bu be? Şarjlı cila makinasıymış. Kendin arabaya öyle cila yapabiliyor musun? Ne güzelmiş ya. Faruk 9. ayında hoş geldin. Moderatörler uyuyor abi. Moderatörler bugün uyuma gününde belli ki. Pıt. Araba pasta polish. Evinde mesela küçük bir garajın Faruk'cum, var. Faruk'cum 9. ayımız kutlu olsun. Onda çok teşekkür ederim de senin için. Güzel. Garaja gerek var mı ya? Normal kapının önünde yapamaz mısın? Yani yaparsın ama garajda daha güzel olur ya ışık mışık falan. Ha. Biraz bunun için böyle biraz ışıklı falan bir ortam lazım. Garajda da hiç ışık yok. Bizde garaj yok ya adam akıllı orası otopark yavrum. Adam garaj diyor garaj. Müstakil evin müstakil garajı. Benim vizyonum otoparka yetiyor tamam mı? Ya onda da ışık yok resmen. Onlar gidermek için. Bir de pastacılar çok aslında amatör
işi olan bir şey değil. Biraz profesyonel işi çünkü. Boya yani beğenmedi abi ne diye galiba. Aynı yerde tutarsan makineyi. Adam işte diyor ki ya parasını veriyorum ben uğraşacağım diyor. Vesaire vesaire. Bunlar altın değerinde bilgiler. Benim babam boyacı olduğu için mesela bana çok pastacı yaptırmazdı. Pastacı çünkü gerçekten profesyonel gerektiren bir şey. O zaman belki de babanın işine yarar. Şöyle devirini falan ona göre ayarlamış olabilirler. Çok fazla devirli olmayabilir. O yüzden amatörlere yönelik bir şey olabilir. Direkt boya zarar vermeyen bir alet yapmışlardır. Profesyonel pastacı yani. Makinesinin devriyle karşılaştırmak lazım. Bence bilgi veriyor şu anda. Biraz makineye bağlı. Hiç düşünmemiştim ben bunu böyle gördüm böyle dedim. Hayır, şey yapar. Şey arabayı yıkadıktan böyle, sonra böyle bir şey sürer falan diye düşünüyorum. Gibi konuştu. Hayır bak dedi ki normalde pastacıyla dedi zor yapılan bir şey. Boyaya zarar verebilirsin dedi. Bu alet tahminince yani onu tahminince amatörlere göre ki zarar vermesin diye boyayı anladın mı? Yoksa öyle... Adam amatör mü? Amatör. Boya yapmıyormuş ki adam. Öyle bir yani şey yok ki. Babası yapıyormuş. Papasını almamış ama Burç. Almıştım. Bir şey diyeceğim bu arada bayağı amatörmüş. Bu belki kılcal çizikleri falan paket, alabilir ya. Paketine al işte göre beğenmedi. Evet, beğenmemiş de olabilir. Dışarıdan baksana abi. Dışarıdan bakınca hem masaj hem pastacıyla hepsini yapar gibi duruyor. Ama güzel tatlı bir ürün yani. Şimdi bak abi bunu ayıp takıyorsun olmasın. Tamam mı? Bunun bu alanı cırt cırtlı bir alan. Sonra buradan da istediğin şeyi takıyorsun üstüne. Oha bu çok güzel. O mesela bu en son artık ürünü... parlatma amaçlı biraz. Tamam. Lemur'u anlatıyor gibi dur, oldu. Dur konuşacaksan dur. Pardon. Daha çok ürünü lemura anlatıyor gibi olmadı mı bu? Gibi yani. Hani evet. O adamın şaşırması gerekiyor. Lemur şaşırdı be. Ben böyle bir şey almışım diye değil mi? Ben neye para vermişim? Abi bu ne işe yarıyor? Tamam bak amatör bile olsa jantları temizleyebilirsin. Hani bununla da jantın arasına nasıl girersin? Adam hiç beğenmedi ya. Rolls Royce jantı falan olması lazım. İlk bak Rolls Royce düz bir Rolls Royce jantı. Direkt buradan basınca giriyor devreye. Bak abi devirleri var o düşünmüş. Bununla duşa girsem mesela vücudumu da yıkayabilirim baktığın zaman. Etseler değil mi? Evet öyle nasıl kullandığıma bağlı yani. Ya. Ortada. Senin Ferrari'de deneyelim. Ha olur. Tamam. Ben geliyorum hemen geliyorum. Şimdi bak şurada lekeler var abi tamam mı? Şöyle siyah ekran yapalım şunu. Bak bayağı parmak izleri falan. Bence. Telefon temizlemeye kullan. Ama işe yaradı ama işe yaradı. Harbiden şu an içinde gram toz yok. Aa biz bunu böyle kullanırız. Biz de alalım. Kaç paraymış hemen ürünlerin fiyatları da incelemeye girsin Watson Bey. Şey yok. Ya parmak izi falan hiçbir şey kalmadı. Şimdi ikinci devre aldım orada deniyoruz. Evet ikinci devirde daha rahat bu arada. Telefonu kesiyormuş üçüncü devirde değil mi? Ayakkabı parlatılır. Aynen öyle. Oha Pate Wizard doğru söylüyor. Benim beyaz ayakkabıları dışında. Temizlerim. Ya amacı o artık bu amacı. Buradan cep parasını verdim aldım artık yani. Ha, bundan bir tane edinin. Bilesin parayla deneyelim. Ya. Ben de ciddi uzandım. Başka ne var abi? Onları da gösterelim arkadaşlara. Merak eden varsa. Bir işte jant falan temizleme aparatı var. Zımpara yapman gerekirse diye. 80'lik zımparayı da arabaya sürtmezsin be abi. Ya bu işte belki şey için olabilir abi. Gerçekten çok böyle artık çizikleri çok atmış farlar. Anadolu aldın mesela. Anadolu'da. Çok eski bir araba. Çizikleri çok fazla var farın. Araba ama böyle bir şey sürülür mü arabanın ağzına edersin. Yap. Sonra bu buhar var ya. Hiç denedin yani. Mi? Sana yakışır öyle bir video. Niye yapmıyorsun? Neyden bahsettiğini bilmedim. Şey yapamadım. Çaydanlığın buharıyla farı sıfır gibi yapıyorsun. Yani mesela bunu kullanır mıydım abi? Bu arada Type-C mi girişi? Type-C. Ona ben çok dikkat ediyorum. Evet ya. Ha bir dakika bak. Bunu şöyle takıyorsun kanka. Ama dişleri mesela biraz bak diş aldı. Biraz dandik. Şunu göster abi. Diş aldı ya. Made in China. Böyle de janta giremeyiz. Kaç paraymış Watson? Fiyat tahmini yapıyor musun? Abi direkt bunun linkini koymamışlar. Benzer yazı tamam, koymuşlar. Ben buna 1000 lira diyorum. 800 lira. Ohohoho Alfa abi. He. 1017 lira. Oğlum var ya ben... Uf, ya neyim ben ekonomi bakanı mıyım ya? Beni de masaya alsınlar. Ne bilirsin ya. Mesela şurayı jant gibi kabul edersek. Şu aralara. Yani... Yok girmez ya. Biraz daha uzun olsa. Duşta şu uca değil ama bu uçlara ve iki kademeli olmasına 7 puan verdim. Evet. Alıyorum. Rastgele alıyorum. Hiç boyutuna bakmadım. Yani ben... Biz de verelim mi puan yine? Ben 2 verdim. Ben 5 verdim. Çok büyük bir şey vermiş gibi oldu ama. Arabada kullanılacağını düşün. Ben genel olarak ben telefonumda da, ben telefonda kullandım. Ya, bilgisayarda kullandım. Ya, duşta kullandım. Ya telefonda kullanmak için yani onu... Bilgisayarında ama hediye kullandım. Geldi ama hediye geldi. Bilgisayarına parmak dokundurtmuyorsun. Parmak onu dokundurtmuyorum ama. Onu mu fıtık yaptırtacaksın? Evet o bezdi sonuçta ucu bez. Wow. Wow. Parmağımda benim şey mi? Ney mi?
Bez değil parmağın. Fırça mı? Diş değil. Fırçası mı parmağım? Değil. Senin parmağın bir diş fırçası değil. Burcu kendine gel. Of. Bunu aldın mı? Yapma ya. Abi, Apache item. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamam. Ne için aldım? Ha, yok, proje araban olur. Şey. Bu proje arabasında şort çekmen gerekir. Çünkü izleniyor. Öyle bir yapmışlar ki ağırlıklı. Bu şey değil mi? Bu mesela... Rap klibi çekmek. Neon, neon bu. Araba altına böyle veriyorlar ya ışığı. Tamam, rap klip özel çekerken, diss atarken çekecek. Öyle mi oluyormuş? Kullanacağın şey. Öyle mi oluyor? O bu. Arabanın altına koyacaksın işte, araba yanlayacak. İki tane kız gelecek. Çekelim mi bir tane? Oynayacaklar. Çekelim mi bir tane? Çek, ben çoğul değil. Çek bana. Tamam. Olarak kaput için. Mesela ben bugüne kadar kaputunda neonu olan bir araba görmedim. Tam böyle kaput çizgilerinin yanları için yapmışlar. Şimdi bak, popüler olanların hepsi arabanın içi içinde. Evet. Ben dedim ki değişiklik olsun. Doğan abinin bilmediği bir bu vardır. İlk kez gördüm. Çift taraflı bantımız. Bu bayağı kalınmış ya. Abi sen bunu evde masanın altında falan kullan. Bu benim normal kullandığım şerit ledlere benziyor. Bu neyin kaputu? 126 bis kaputu mu ya? Ben bunu yakamayacağım şu an. Bak abi bak, Allah'ını seversen bu direkt kandırmaca ya. Bak şurada gösterdiği şey görüyor musun? Kaputun başından sonuna kadar gidiyor. Normal kaç santim olması lazım? Abi. Ya bundan çok daha fazla olması araba 4 metre desen kaputu 1,5 metre falan vardır yani, 2 metre. Bu kaç? 1 yok. 80 falan galiba. Kaput o kadar uzun mu ya? Durundurulduk lan. Ben kandırdıkları için bu arkadaşlara 1 puan veriyorum. Ben alabilirim. Ya bunu kesin kullan. Alalım, aldıralım. Ben buna fiyat 2 puan verdim. Fiyat da 500 lira dedim. Ben buna 1 verdim. 180 lira. 2-0 oluyor. 403 lira. Abi çok iyiyim ya, çok iyiyim ya. Çepli bant. Ben gelecek Türkiye'deki fiyatımı söylüyorum. İnşallah, inşallah. Bir puan. Okay. O da çift taraflı bantı. Ah Çinliler, ah Çinliler. Hazır mıyız? Şunu merak ettim. Bu ne? Bak, bu benim kullandığım bir şey bu. Bendeki birazcık daha farklı da. Manyetik ışık bu. Arabanın kapısını yani bırakıyorsun, yapışıyor. Güzel. Bu güzelmiş bak. Nasıl kliplik olan yani bu olabilir? Evet, yok yok. Ama manyetikte demire yapışan mıknatıslı ışık. Işık. Yani bu. De kullanabilirsin tabii. Burada bir tane mıknatıs var. Bak çok güzel abi. Nereye bagajda mesela bir şey arıyorsun. Yavrum, manyetik mıknatıs nereye yapışıyor? Arabanın dışına niye takacağım ben onu anlamadım. Mesela gece vakti kaputa bakman gerekti, motora. Motoru suyu koyacaksın. Tamam. Flaş tutmak yerine bunu koyuyorsun ama direkt kaputa koyduğunu farz et mıknatısla. Yanında niye burnuna dolaşıyorsun? Küçük bir şey. Tavan ışığı gibi. Aynen. Telefonun flaşı var. Acı arabaya koyarsın. Ya arkadaşlar. Arka cebinden bunu çıkar. Ya bak ama bir hediye olarak güzel bir hediye. Gecenin karanlığında mesela bir ışık olur bu insanlara. Telefonun flaşı var. Biter. Telefonun şarjı biterse ne yapacaksın? Ya başka benim şuralarda bir tane düştüm. Ormana düştüm. Arabayla ormanda kayboldum. Kampta da kullanılır. Evet, hiç bunların kafası çalışmıyor gerçekten ya. Ne diyorsun? Ama bagajın ışığı yetersiz geldi. Artık kampa gidiyorsan fenerim olur bagajda zaten. Işık var. Bitti ama bitti. Işığı yetersiz geldi. Ya da otomobilin yağını koyacağım, suyunu koyacağım, bir şey yapacaksın. Direkt kaputa bunu tık yapıştır. Peki bu kadar mı yanıyor? Ha. Nasıl açtığını görmedim ki. Ben de kendi bagajdan içten çıkartıyorum. Bu arada benim mutfağa alalım bundan. Aa, yanıyor ya. Bayağı iyi ya. Bence video ışığı olarak. Evet ya, o geldi şu an. Bu kadar yanıyor gibi gözükmüyor ama çok aydınlık evet, çünkü. Bundan bir tane link atar mısın sipariş? Sana böyle ikili bir YouTube şeyi. Bir de böyle çok direkt vermiyor şeyi. Bayağı homojen veriyor ya. Tamam, sevdim. Puan. Buna 9 var abi puanı. Ben... Bunu ben sevdim. Az önce o hazıra ettiğiniz ürünü. Hayır, ben de sonra, sevdim bu arada. Sonra bak, bu araba için değil. Şeyin kabında mutfakta kullanmışlar, tamam mı? Benim mutfakta köşede çok az ışık alıyor ya. Hı-hı. Onu oraya koyabilirim diye düşündüm. O yüzden 8. Bence bu sevdim. Işık lazım olabilecek her yerde kullanılabilir. Video çekerken de mesela yani bayağı kullanırsın bunu. Ben de 8 verdim. Ben de 8 verdim. Fiyat tahmini? İnşallah 200-300 liradır. 200 mi 300 mü? 200. Abi sen Hue'lara ne kadar vermiştin? 1200. 1200, 1700, 1200 verdim galiba. Abi hanginiz daha çok söyledi fiyat olarak? Ben. 350 dedim. Abla kazandı. Neydi? 823. Çokmuş. Oha. Biraz ama. Biraz çokmuş işte. Hüü alırım onun yerine. Hüü. Tamam. 2-1 Burcu'ya koyuyorum şu anda. Tövbe. İyi, tamam. Güzel. Yüksek aldık. Bunu masaya bir yere sabitle ve bunu da koy diye ev kullanmak evet, için. Evet ama onun dışında şurası da mıknatıslı olduğu için İstediğin şu mıknatıs bak. Yapışıyor. Buraya metal herhangi bir şey yapıştırabilirsin. Bu arada bayağı iyi mıknatıs.
Bundan sipariş etmiştim ben, gelmedi. Termos? Evet. Hayır bak. Direkt dedim bak ne dedim arabaya dedim. Bak bu dedim sana. Nemlendirici. Artı içine havada koyabiliyor musun? Ya şimdi yeni nesil otomobillerde. Bak koku dedi, koku dedi. Kokuymuş. Arkadaşlar, koku demiştim ben kazandım. 1-0, 3-0, 1-5. Yeni nesil otomobillerde, premium otomobillerde böyle özellikler var. Mesela Lexus'un mesela bir özelliği var. Mı? Yok açık benim arabam. İçinde bilmem kaç gün boyunca bir orkide yaşayabiliyor. Öyle. Orkide yaşıyor. Evet, orkide yaşıyor. Özellikle o mu orkide benim evde yaşamıyor. Benim gerçekten benim arabaya orkideyi koysan bir yani kaç ne kadar yaşayabilir dedi? Bir hafta mı bir dedi? Yıl, bir yıl demedi mi ya? Oha Burcu ne yaptın? Bir yıl yaşamaz. Artık ne kadar dediyse o kadar zamanda benimkisi Cordyceps mantarına döner. Ben eminim de yani. Öyle ayarlıyor. Yani insan cildine en iyi gelebilecek nem oranını içeride hep sabit tutmaya çalışıyor. Bunu da bir orkideyle test ediyorlarmış. O yüzden aslında otomobilin içindeki nem önemli. Tabii ki yaşadığınız yer vesaire vesaire birçok etken var ama otomobilin içindeki nem önemli. Orkide bu çabuk ölüyor. Arabada değil belki ama ofiste ya kullanacağım. Ya otomobilin diyor. İçinde kaç saat geçiriyorum ki içindeki nemi ne yapayım kışın ya. Kışın çünkü kalorifer çok havayı... Bak Bırcı orkideye pirinç suyu ver yaşar demiş Atalentem. Ya yaşıyor. Ama bak Cansu orkideyi bana kaç senesinde aldı? 2019 Nisan'da aldı. O zaman açıktı. O zaman döktü. Hala açılmadı. Yavrusu oldu. Yavruladı. Yavrusu da açmıyor. Kendi de açmıyor. Biz şu anda hala bir çiçekten bahsediyoruz değil mi? Bu bir hayvan değil yani. Yavrusu oldu falan. Utandı. Ay gerçekten bu arada yavruladı. Ayırdım ben onu annesinden. Ben bu bitkileri var ya arkadaşlar. Ben bu vah yazıklar. O yüzden açmıyor olabilir mi acaba anasından ayırmış? Boynu bükük kalmış galiba. Ama ayırman lazım. Eşek kadar oldu. Eşek kadar oldu diyor ya. Ben ne yapacağım o zaman? Benim de mi yuvadan ayrılmam lazım artık? E bir zahmet. Ben anneme şikayet edeceğim bunu söylediğini. Buranın klibini alıp anneme atacağım özelden. Ya bizim evdeki orkideler çok garip arkadaşlar. Benim evdeki orkideleri annem yakıyor yanlışlıkla tabii. Bir tane sizin. Diğerlerini bir ben tane. Verdim. Onlar da korkar. Sonra büyüdü hepsi. Hepsi ama... büyüdü. Açmadı benimkiler. Bizimki büyüdü değil mi o yanan? Yanlışlıkla yanan. Bizimki korkudan büyümeyi korktu. Bak, annemden korkuyor bitki. İlk başta kırdı. Dili olsa da konuşsa. Severken. Evet. Anne ilk başta severken dalanı kırdı. Bak dinleyin. Ondan sonra güneş alsın diye camın önüne koymuş. Yaktı. Yaprağı da cama yapışıyor. Yanıyor. Güneş de gelince camdan yaprağa yatıyor. En son ona orkide rağmen... korkudan var ya korkudan nasıl açmış ama biliyor musun? Öyle bir tane falan değil yani böyle tamamen açılmış böyle. Abi ne olur dokunmayın ama... artık vallahi bana. Beni bu kadına ama alın bu vallahi arada... açacağım demiştir yani. Orkideyi cezalandırmak diye bir şey varmış gerçekten. Yani böyle açmıyor falan mesela. Bir hafta bir karanlık dolabın içine kapatırlarmış orkideyi. Cezaya bakar mısın ya? Aa. Arkadaşlar sizin de ben yeni hizmete başladım bu şekilde. Bir orkideniz varsa cezalandırılması gereken benim odama bir hafta bırakın. Yani alamadığı oksijenden ötürü her an açabilir tekrar size döndükten sonra diye tahmin ediyorum yani. Bunun içine ne atıyoruz? Şu an bayağı bu şey kokuyor. Kötü plastik kokuyor. Üf koklasana. Bu iyi marka aslında ya. Evet. Niye böyle kokuyor evet, ki? Max'a kadar doldurdun. Evet. Bunun içine 2-3 damla muhtemelen o kokulardan sıkıyoruz değil mi abi? Vatıf fiyatından dolayı mı öyle parfümleri. Dedim biliyor evet, musun? Damlatmalı bir şey. Ondan nereden alıyoruz? Yaz, yok marka bir yerden alırsın. Marka para tahmini söylüyorum. 650. 580. 650'ye 580 ay çok yakın geldi dur. Hesaplayamadı kesin arasında bir şey. Yok. Bir evet, an yanlışlıkla kısa sayfayı kapattım da. Nebro koyduğun linkteki kalmamış. Ben başka bir linkten buldum. Tamam. 630 lira. Ben kazandım. Ben kazandım. Tamam 2-2 tamam 2-2 2-2. Lemur'unkisi 580'di ama hadi olsun Burcu'ya sağlık. Bu daha yüksektir bu arada. Hiç zannetmiyorum. Ne? Hiç zannetmiyorum. Buna da hediye olarak da... Hediye olarak... 6 puan verdim. Nemurunki ile aynı markaydı bu arada. Benim baktığımda. Tamam o zaman. 6 verdim ben de. Peki her şey çok güzel arkadaşlar. Arabada gidiyorsunuz. Viraja girdin. Yanladın mesela. Tamam deniyorum abi. Yanladın şimdi tamam mı? Verdin öbür tarafa açıyı. Hop geldin. Olmuyor hop. Sanki ya. Bak. Aa, o... Aa. Bu... Yok hiç olmadı bu. O yüzden bu evde. 3 verdim arabada... ben. Ya niye ben arabada diye al... beğenmedim ki bunu. Ben evde zaten. Arabada yanlamıyoruz ya genelde. Yani yanlarsan bir gün olur da hani denk gelirse. Doğan abi de asla yanlamaz. Sadece trafiğe kapalı alanlarda. Buraya trafiğe kapalı alan diye yazarsak şu yaptığım evet. Hareketlerde. Puanım arabada araba özelinde yapılmış bir şey mi? Ama araba abi. Araba göstermiş. O yüzden araba 3 puan verilen kıldım. Arabada yapıyorsan eğer bunu tamam o zaman ben de 3 puan verdim. Mantıklı. 7 yani. Puan.
7 mi? 3 puan kırdım. Ne? Abi araba için yapıyorsun. 7 çok yüksek ya. Yüksek onu diyorum. 7 biraz işte. Fazla. Abi taksi değil oradan da bir puan kır. 6. Okey. 6. Tamam. Evet. Ben 3 puan verdim. Cam açarım yeteri kadar nem alır araba işte. Var galiba diye. Evet yumuşak bir şey var. Bu şey. Araba kapalık, yastığı işte. Boyunlu. Kapalık. Disko yastık var gibi. Peki bunları niye kapıyorsun? Açık adresi olunca ne oluyor? Adresi kapa abi çünkü adres. Evet bence de mantıklı. Aa bak bu güzel bir şey. Sanki ben onu sende izledim ya. Masajcı da bir de galiba. Masaj da yapıyor. Bendekinde masaj yok. Yok işte onu diyorum. Sende izlediğinde masaj yoktu. Masajı nasıl yaptıracağız abi? Powerbank'le gezeceksin bununla. Şarjlı değil mi ya? Böyle şarjlı. Gelir ki evet, ama araba. Benden artı 2 puan aldım. Ama bir şey söyleyeceğim. Şeyde çok güzel değil mi şarjlı olması? Hiçbir kabloya bağlı olmadan böyle tık tık diye. Bak şimdiden. Bunun güzelliği, ben buna benzer bir şey kullanıyorum. Aa, sadece masajı yok. Bak beni çok yükseltti. İnanılmaz bir etkisi yok masajın. Sadece titriyor. Şey mi peki böyle çevirmeli mi? Çevirmeli. Sadece bir attırsak mı acaba? Ha, aa ısıtma da var. Yani şuradan. Bir şey söyleyeceğim. Bu çok, ben buna 9 veriyorum. 9. Parası ne kadar ama? Parasının. 9 çalışır. Hadi dua ederekten 550 diyorum. Ben 900 diyorum. Oha Burcu. Söyle mi fiyatını? Söyle. Eski Türkiye ekonomisine 3-2. Döndüm. 3-2 kim? Burcu abla kazandı. Koydun mu? Kaç? Ve sadece 40 lira farkla 860 lira. Ooo. Arkadaşlar 5 bakın. Puan. Güzel gibi duruyor ya. Güzel gibi ama miyim? Biraz daha bastırması lazım sanki kanka. Bir de şiddetini deneyeceğim ben. Evet şey değil. Sanki böyle daha şiddetli. Olmayı yapmıyor gibi. Aa şu an yapıyor. Arttı mı? Evet. Artma değil de açısı değişiyor sanki. Ha. Açısı değiştiği için boynunu kavramaya başlıyor. Şu an çok kötü mesela. Evet çünkü çalışmıyor. Ben ondan düğmeleri göreyim sen. Aa tamam. Şu an bayağı hareket ediyor gibi. Şu an iyi. Şu an güzel biliyor musun? Güzel. Bir de sonuçta arkana da yaslanıyorsun ya. O havada kalmıyor yani yaslandığın zaman arkadan da bir baskı geldiği için daha çok büyük ihtimalle. Ellere basıyor şu an yani böyle tam döndürüyor. Sanki biri şöyle sana masaj yapıyor gibi. Çok sevdim iyi. Ya. Arabada ama arabada uyutabilir bu. Ama evde kullanırım ben bunu. Ya evet arabada, ya arabada çok riskli için bu aslında. Arabada evet çok da böyle konforlu olmak lazım. Ama yani diğer şey uykun varsa hani o. Yani şöyle bir durum var tabii bir daha. Onu iyice sıktın abi. Abi çok güzel oluyor sıkınca çünkü. Tam ha. Hissediyorsun o yüzden. Arabada bilmiyorum kullanma ama mesela. Ölüyorsun değil mi tabii? Boğuluyorsun aynen. Bazen böyle boynu bayağı şey oluyor. Ya normali bile seyahatte çok işe yarıyor. Tabii canım. Masajı olmasa bile. Bayağı iyi. Puan? Yüksek mi veriyorum puanları ya? Ben 9 verdim. Tamam. 1 puan düğmelerin daha içinde en azından bir letmet bir şey olsaydı da. Ha, evet, ne işe yaradığını anlasaydım. Yani hangi seviyede olduğunu anlasaydım. 1 puan oradan kırdım. 1 puan madem bu kadar bir şey yapmışsın. Bir tık daha güçlü yapabilirdim. Bu kadar uğraşmışsın. Bir puan oradan kırdım. 8 etti galiba. 7'ye düşüyoruz. Benim böyle bir yastığım var seyahat yastığım. Onda arkasında şöyle cırt cırtlar var. Bu cırt cırtları uçaktaki koltuğun kafalığına takıyorsun. Ben de onu diyecektim. O kadar güzel sağlık geliyor ki. Güzel. Cırt olsun isterdim. 7 puan veriyorum. Cırt cırtı kendin dik. Benim seyahat yastığım yok. Bilginize sunulur. Diktirirsin abi. Benim de yok. Teşekkürler. Seyahatim yok. Zaten seyahat yaptınız değil mi? Yok artık. Arabayla biraz alakalı bir ürün. Bir şey diyeceğim. Ben bekarken evlendikten sonra tabii ki eşim sağ olsun kahvaltı hazırlıyor. Bu smoothie makinesini her sabah kullanıyordum. Ay bunlar çok güzel. Neredeyse her sabah. Neredeyse ben de her sabah smoothie yaparım ben. Nasıl bir şey ki bu? Şarjlı blender. Şarjlı çünkü abi bizim aynen. Için en sağlıklı şey olacak. Çekime çıkıyorsun bir şey yapıyorsun acele. Uğraşamıyorsun kalan bozlamakla. Uzun atıyorsun içine. Nasıl bayağı bildiğin mesela portakalı bütün attım, havucu bütün attım. Blenderladı mı? Aynen. Çok iyi. Aynen bızlıyor. Sonra içiyorum onu. Evet. Oha çok iyi. Fıstık ezmesini atıyorsun. Çok güzel bu benim istiyorum. Proteinin üstüne atıyorsun falan müthiş oluyor. Şimdi bunu arabada mı yap diyorsun bana? Yani şöyle içine malzemeleri atıp arabada çırpabilirsin şarjlı. Aynen işe okay, gideceğim mesela ama. Evden neden çıkmadan evde önce yapıp, at meyvelerini. Fark etmez evde yapsan yine arabada kullanırsın içersin evde çünkü evde ama yani. Bak şimdi blenderda yapacaksın da onun bulaşığı çıkacak. Yo onu söylemiyorum. Bunu aldın yani. Evde içine malzemeleri attın, yanına aldın, arabaya bindin. Arabada bızbızlattın işte. Gereksiz bir ürün bence ya. Aynen. Bence oğlum niye gereksiz lan? Hani portakal suyu abi, sıkmaktansa... Gereksiz. Tamam. Kaç para? Gereksiz. Çok para. 3 bin lira falan mı ne? O kadar da gereksiz. Tamam bir dakika. Tamam para tahmini yapalım. Ben 1500 diyorum. 1802. 2 lirayı nereden koydum Burcu? İçimden geldi. Ne oldu? 826. Ben koydum. 3-3. O kadar değil. Chat notlar alınsın bence lütfen. 3-3. Öyle ya. Yanıma almak varken neden arabada yapıyorsun? Değil. 200 lan bu. Blenderlar şey işte ne kadar yani. Sen haberin var mı? Bu kamp için yani ben öyle düşünüyorum. Tabii bunun için güçlü bir şey olması lazım. Peki evet ben şunu çok merak ediyorum. Hakikaten güçlü mü dönüyor yani? Acaba kopar işte, bir bakalım. Olan, bir bakalım. Bana küçük geldi kanka ya. Muzun var mı?
Bakayım ben de yanıma almamışım abi ya. Malzeme kalitesi güzel. Yok mu? Malzeme kalitesi arkadaşlar hakikaten şunun böyle ağırlığı falan kalınlığı süper. Ha. Evde buzlatılacak bir şey yok mu ya? Ben bir şey söyleyeyim, blender en üstteyse en alttaki ürünün nasıl? Aşkım onu ters çeviriyorsun. Oo. Ürünleri koydun ya. Tamam anladım anladım tamam anladım. Ya çok zor değildi. Neyle deneyebiliriz ya? Ne olunca çalışıyor? Kağıt mı? Ha iki kere tıklıyorsun. Adam abi kaşar getirdiler. Peynir mi getirdi onu? Evet. Teşekkürler abi. Evdeki tek olan şey bu. Normalde kaşar peynir oluyor. Girmez ya o yüzden ben seni ciğertiyorum. Sumut'ta kaşar tabii ki olmuyor abi. Biz şu an tost peyniri. Tost peyniri ve su geldi yani aklına. Ben makine olsam şu an isyan ederdim. Hakikaten ya. Amacım bu değil diye. Bence kaşarı algıladı, saçmalamayın diyor bize. Ürün bozuldu. Abi bu kenarda şarj olsun. Biz o sırada biraz kaşar falan yiyelim. Ben bir tane daha yemeyeyim. Ha? Yiyeyim. Ha, çok güzel. Bunu 10 dakika sonra deneyelim. Tamam. Ben burada Halit'i beğendim. Şu an kafamda hani onun kullanımında şey var böyle ne bileyim. Bir iki kuru yemiş attım, süt koydum, bal attım içine. Kuru yemiş mi? Ne bileyim aşkım bir an kafamda öyle oldu. Nutella da koyayım içine biraz. İki protein tozu. Aşkım sağlıklı bir şey yapamam. Ha bu sağlıklılık için mi kullanılıyor sadece? Ben nereden hayır, bileyim? Hayır yani sadece onun için. Mesela ıspana kat, kereviz sapı al. Ne? O da smoothie sonuç olarak. Biraz yani... da yeşili sevmem. Yok. Benim kafamda hayalimdekini söylüyorum. Çikolata i̇ki biraz. Dondurma. İki top dondurma aynen. Süt böyle ben. Oğlum da onu çok İki buradanın yok. Alırım. Alırım. Da alırım. Bana al bana. Ha kurulama eldiveni. Yarın kadınlar günü bak. Duyamıyorum. Mesela araba kullanırken resim yapmak istedi canım. Ama bunun görüntülerinin de şeyi vardı. Şu ya. O ne be hakikaten. Boya fırçası. Abi şöyle bu. Havalandırma temizlemek içinmiş. Bravo. Gayet böyle amca kendi evinde oklavadan yapmış gibi. Değil mi? Hiç öyle. İki puan veriyorum buna. Bunu... Gelenek. Şu an 4-3 ben öndeyim değil mi şeyde? Fiyat bilmede. 3-2. 3-2 öndeyim 3-2. Pardon. 3-3. Hayır 3-3 falan değil abi. 3-2. Sen Alp abi 3-2. Öne mi geçti? Evet öne geçti. 4-3. Ha yok tamam, 4-3. 3-3 pardon. Ha, tamam 4-3. 3-3. Evet. O zaman 4-3. Chat 3-3 diyor. Chat 3-3 diyor. 3-3. Tamam. 3-3 buna tamam. Bunun fiyat tahmini alalım Burcu. Alalım. Bu şimdi ne bu ya? Fırça. 50 lira bir şeydir bu. 50 lira dedi. Ben de 150 lira dedim. Oo. Oynat. 4-3 oluyor. Ben kazandım. 34 lirayla. Yavrum ya 50 liraya ürün mü kaldı 50 liraya? 50 liraya ürün mü kaldı yavru kuşum? Şu fırça ya fırça kalmaz. Fırça bu bildiğimiz şey. Şşş, eskiden benim babamın bak 4, şu 3. uzun sapını kes. 4-3. Şu uzun sapını kes tamam mı? Tuttum sakal şey mi diyorsun? He yani benim babamın sakal fırçası bu. Yavrum ben... Fıkı yaptı. 4-3. Hiç gerek yok. 4-3 notlar alınsın. O ne be? Bunda mesela şey güzel. Sağ sol yok arkadaşlar. Aa bununla var ya vücudunu yıkayacaksın duşta. Çok güzel. Ayremun birinci yılında gelmiş. Burcu'nun Türk lirasından haberi yok. Lül demiş. Çok teşekkür ederim Ayremuncum. Birinci yılımız da kutlu olsun canım ben. Arkadaşlar artık. Ben şunu tekrar altına çiziyorum. Benim Türk lirasından haberim var. Var. Ben gelecekteki Türkiye adına konuşuyorum. Gelecekteki Türk lirası adına konuşuyor. Tamam. Aynen. O zaman bu İleri kaç görüş. Para? Tamam. Bu kaç para? Geldim. Bu kaç para? Bu 120 lira. Ben de 128 lira diyorum. 5-3 oluyor 172 lirayla. O güzel. İster sağ elinde ister sol elinde. Burcu yok etmeye devam ediyorum. Zaten muhtemelen tam tersini takacağız. Bu mesela güzel köpürttün bir tane kovada. Bu tarafı da bulaşık süngeri şeyi gibi. Bu arada bence bu güzelmiş. Bununla da ben... Evcil hayvanın varsa evcil hayvanını yıkarsın. Kendini yıkayabilirsin. Lif yerine kullanırsın. Evcil arabanı hayvanı bununla yıkayamazsın bence ya. Yıkayamazsın çok şey tüylü bir şey. Tamam o zaman evcil hayvan kısmını attık. Belki jantman tamam çizer mi ya? Yani mikrofiber. Ya bu arada arkadaşlar böyle her bez arka falan filan vurulmaz araba. Mantıklı. Mesela kağıt dünyanın en ince parasıdır. Bir arabanın boyasına kağıtla mesela şöyle sil ya gazete kağıdı ya herhangi bir kağıtla inanılmaz çizilir yani. Dünyanın en ince parası kağıttır mesela. Çok aslında ilginç bilgi. Aynen Doğan'dan altın bilgi. Doğan abiyle çektiğimiz ikinci video öncekinde de minibüsün önüne gazete sıkıştırma tüyosu vermişti bana. Evet nedense. Hep. Bunda mesela insan da yıkarsın ha. Abi mavi oldum ben. Ha evet o kötü oldu neyse. Allah. Biraz abi bakın burada arkadaşlar gördüğünüz üzere dökülüyor. Bu ne kadar demiştin sen? 170 lira demiştin. 174. Paranızı çöpe atar. Aynen dandik. Durur mu tüy dökmesi bilmiyorum. Buna puanım 5 yani.
Yani el emeği var şimdi şurada falan. O yüzden 5 puan veriyorum. Ben 2 puan fırçaya 1 puan eldivene verdim. Puanı devam ki. Buna mı verdin, buna mı verdin? Şimdi bu toplu paket açılışı. Hayır, onların içinde. Ayrı ayrı mıydı? Ayrı ayrıdır onlar. O zaman buna 7 verdim. Buna da 0 verip geçelim. Biraz daha uzun olabilirdi o yüzden. Tuğba Göde 14. ayında ne ara 14 ay oldu da haraç vakti geldi ya. Vallahi zaman kamerımı yitirmişim demiş. Kanalımıza hoş geldin Tuğba tekrardan 14. ayımız. Hem de kademe 2 ile kutlu olsun. Daha nice 24 lira 34 lira diyelim. Kırdım. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Biraz daha dibe de gitmesi lazım çünkü buna. Buna da 6 verdim. 6 mı? Oha ya. Bu ne? Bak bu sizin ekibin işine yarayacak bir şey olarak düşünüyorum. Araba tutucu. Araba tutucu. Daha iyi var. Bak bu aynı anda 4 cihazı hızlı şarj ediyor. Evet, süper abi var. Apple'ı bozar. Otomobilde özellikle bizim gibi yani iş için kullanıyorsanız otomobilinizi, bizim çekim arabamız var. Onda çok çok işe yarıyor. Gerçekten. Kamerayı şarj et, onu şarj et, bunu şarj et. Çakmaklar takıyorsunuz. Bir tane çakmaklığın olduğu yerde USB'si var. Onun dışında şöyle uzatma kablosuyla 3 tane daha USB'si var, bir tanesi Type-C. Bunların toplam 120 watt güç veriyor işte, öyle düşün. Puan? 2. Yok, bu güzel bir şey. 3. Tamam. Bayağı güzelmiş. Zanobi 13. ayında iyi seyirler. Canım benim, çok teşekkür ederim desteğin için. Buna fiyat tahmini alalım. 5-3 iniyorum. Ben söyleyeyim bu sefer Burcu önce. Söyle. 200 lira. 212 lira diyecektim ben de. 5-4 oluyor. 595 lira. Ama gerçi bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Deme yavrum, deme. Biz bir ara gidip üçlü priz falan bakmıştık, hatırlıyor musun fiyatları? Hatırlıyorum. Normal hani üçlü priz. Tamam, hatırlıyorum da böyle bir şeyler de değildi yani. Bir de tamam da priz yani. Bu da kablo yani. Bu da kablo yani. O yine priz, bu kablo. Bilemedim. 9. Daha hala 10 almadık ya. 10 almadık o yüzden yani. Onu bekliyorum. Bir şey çıkacak onluk. Ne çıkmazsa. Bakalım. Bu bak işte bir yere girerse açılan şemsiye bu. Koruyorsun. Arabanı güneşten koruyorsun. Bakalım. Kamera şemsiyesi. Bir şey diyeceğim, müthiş. Kim akıl ettiyse bunu. Yani. Ya yok artık. Şimdi düşünüyorum. Çok yağmurlu havalarda bence. Mesela telefonunla uğraşamıyorsun. Islanmasın diye. Ama GPS'e bakman gerekiyor çünkü bir yere gideceksin. Hop cebinden çıkartıyorsun şemsiyeni. Diğer elinde de telefonu tutuyorsun. Şemsiyenin altında telefonun ıslanmıyor. 2 puan veriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Ben kendim için şemsiye taşımıyorum. Telefonum için mi taşıyacağım? Yani telefonum daha pahalı benden bence. O yüzden olabilir. Peki kaç paradır bu? Abi ithalat ücreti de var. Onu da ekleyerek mi söyleyeyim? Hayır. Evet. Düz fiyatı mı? Hayır. Eklemesin. Tamam. Eklemesin. Tahminde bulunayım mı? Bulun. 158 lira. Ben de 68 lira diyorum. Abi 5-5 oluyor. 217 lira. Oha şu. Bozuk. İthalatı eklemiş abla, bu. İthalatı eklemişsin. Gürür açıklamaları mükemmel. Eklemedim. İthalat ücreti artı 50 lira var bir de. Tamam. Yani açıklamada şu yazıyor. Kamera, hat, show, umbrella hediye olarak mükemmeldir. Ve kamera severler için yaratıcı bir aksesuardır. Bir de hat, show, şemsiyemiz çok eğlenceli ve yaratıcıdır. Yaratıcı. Vallahi aşkına va, o kadar yaratıcı ki inanamıyorum ya. Ulan küçük şemsiye yani, ne kadar yaratıcı, inanamıyorum. Bunu peki telefona bağlayacağım yani ya da kameraya tutturacağım bir yeri var mı, yoksa ben kameraya özel olarak elimde tutacağım mı? Ha tamam. Aparatıyla ya bu arada arkadaşlar, şimdi biz güldük eğlendik falan ama bence gayet ideal boyda bir şemsiye. Onu da benim fikrim. Yani bunu ben mesela kendim kullanabilirim. Bu açılabilir. Evet, bu açılabilir mesela yani. Yağmurda da beni korur diye düşünüyorum chat. Helal olsun. Çünkü biliyorsunuz hep bizim çekimler dışarıda arkadaşlar. Dışarıda çekim yaptığımızda da kameralar çok pahalı. Kameralar ıslanıyor ve biz şemsiye almayı da unutuyoruz yanımıza. Bir şeyler oluyor o sırada. Abi çok direkt iyi. Bunu da unutursun ki o zaman. Çeşme açıp bunu denememiz yok mu? Abi benim kamerayla denememem. Bak abi şöyle yani... bak. Kamera hiç görünmüyorsa. Peki bir büyük kameraya geçersen. Şurada olursa kamera. Görünüyor mu Elif? Görünüyor. Ama yamuk şu an. Yamuk ya işte yamuk olmasının sebebi ama bu kameranın hat şusu evet, normalde peki. Ortada olur. Ver abi. Onda ortada mı abi? Ver ana kamerayı ya. Ver ya ver. Reisin eli tutulmaz ya, ver ya. Normalde bunun büyüklerin hepsinde ortada oluyor. Ver abi suyu. Yani teknik olarak çok kötü bir alet değil. Şemsiye, objektifi? Objektife bir şey olmaz abi. Lensin ucu çok az gözüküyor.
Lan bir şey olmaz bence. Okey ya. Ha? Çok iyi ya. Zaten bak şimdi. Bu ya kamerada senin kafandan su damlası seker ona yine gider ama yani öyle. Yani bence daha ben bu kadar yüz, kaç bin liralık kamera kullanacağım da bu şemsiyeyle mi koruyacağım? Daha büyük şemsiyeyle koruyacağım. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Rüzgar hiçbir zaman dikey dümdüz yağmıyor ki. E tabii yağmur evet direkt yukarıdan yağmur, gelmez yani. Yağmur. Çapraz gelir. Rüzgarla ben şemsiyeyi mesela tutuyorken bir sağ çeviriyorum. Rüzgar nereye geliyorsa bazen bence kafamda de durmuyor yani o. Ben buna bir puan veriyorum arkadaşlar. Bir. Süper ediyorum. 5-5 değil mi bu arada? Evet 5. Tamam. Evet. Yeni ürün getirin. Dış çekimde bence çok zor hani böyle yandan falan vuracak hani. Bu arada ben de objektife bir şey olmadığını biliyorum. Sadece şeyden sordum. Su geliyor ya önünde damlalar. O yüzden sordum. Bir de biz abi hareketli çekimlerde arabadan arabaya çekiyoruz arkadaşlar. Onu da düşünüyorum. Bu acaba paraşüt efekti yapar mı? Yani şimdi gimbal durmuyor. Yandı yani dışarıda. Bir arabadan arabaya çekmiyor. Kime gitmesin böyle. O çok riskli ve onu yapmaz. Yavaş çekebiliriz. Bu elde birisi elde yani gimbal'la okay bile olur yani. Bunu şöyle bir tasarım yapabilirler diye düşünüyorum. Bizim gibi otomobil YouTube kanallarını düşünüp şuradan mesela 10 kişiyi düşünerek 10 kişiyi düşünerek bilerek, şuradan hava kanallı bir tasarım yapıp bunun hava almamasını sağlayıp dışarıda hareketli giderken de çekim yapmak. Yok be Doğan abi yok ya. Olmaz gibi sanki ne dersin? Ne yapayım abi? 8 puan verdim. 8 mi? Nasıl 8 buna ya? Bence çok boş. Biraz fazla boldan veriyorum. Bu ne? Koku. Öf, yine bir Apache itemi abi. Bu neymiş bu, biliyor musunuz arkadaşlar? Yıldız yapıyor. Rolls Royce. Tavanı falan. Ya yıldız tavan yapmak istiyor. 3 dolara Rolls Royce yapmak ister misiniz? 3 dolar dedi. Ben fiyat tahmini yapıyorum. 3 dolar. Peki USB onun girişi ne? Kapat ne, kanka. Onun girişi ne? USB. USB herhalde. Değil. Daha küçük görünüyor. Normalde bu kadar uzak olmayacak. Alanı çok dar. Kinte USB evet yazıyor. Yani şöyle açılım açılıyor. Yani. Ben bunu aldım. Arka plana verdim yıldızları. Nasıl? Ne kadar dedin abi sen bunu? 3 dolar. 3 dolar. Hı. Tamam dur, bu camla sen kaç dolar söyleyeyim. Dur bir dakika 3 dolar. Dolar mı söyleyeyim? Dolar söyle. 12 dolar. Bir saniye benim kaçla çarpıyorduk en son? Ben koydum. 18 ile çarpıyor ikisinden. Ay dur dolar yazmayı unuttum. 12-18 yazdım değil mi? Bendim bendim. Ben kazandım mı? 6-5. Yok 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 yok. 6-5 6-5. 6-5 olacak da. Ben 65 olacak da 200 lira diyeyim ben hani şuna. Nasıl yani ya? Yani ben kazandım. Oğlum saçmalama yavrum 3 dolar 54 TL yapıyor. 227 lira yapıyormuş 12 dolar. Burcu abla kazandı. Ho ho. Ya hadi oradan hadi ya hadi. Bu lazer, şike var şike. Vardı ya. Çok evet, dandikmiş ama bu. Doları mı düşürdün bunun abi yani? Evet hakikaten. Ama arkadaşlar benim kazanmış olmam lazım. Çünkü bunu Lemur 3 dolar almış. Ben 3 dolar dedim ya az önce. Nerede 3 dolar? Hiç dinlemiyorlar videoyu. O yüzden ben 3 dolar diye atladım ya işte. 3 dolar almış. Diyorum da yani. Ama yalan var ortada. Şu an fiyatı o kasındaydı. Kasındaki fiyatlara bakıyorsak linklere o zaman için ben daha inandırıcıydım. Bunu gümrükçüler bir açmış senden acaba. Gümrük bandı üstünde. Hangisi gümrük bandı? Şu. Bilmiyor musun? Ha mor mu yok. Çin'den siparişlerini gördüm az önce. Benden çok siparişi var abi. Ama bir şey diyeceğim. O kadar ben heyecanla alıyorum ki hemen öyle. Hemen açıyorum. Hiçbir şeye dikkat etmiyorum. Tripod bu aynı zamanda power bank. Evet. Bu yurt dışı. Aa bu güzel. Aa bak bu mantıklıymış. Bu çok güzel. Evet. Kafaymış ha. Kaç mah? 5000. İyi. Yani bir kameranın zaten kendi şarjı mis var. Bir kere de bundan doldursa. GoPro'yu da şarj edebilirim bundan. GoPro da olur evet. Çok teşekkür ederim. Çok mantıklı. Mutlu oldum. Ama tripod şey tripod farkındaysan telefona girecek minik tripod değil. Kameraya hayır, girecek. Hayır telefon dedi ama. Hayır. Onun ucuna kamera telefon girmez. Bunlar şeyli. Demirli bak oldu. Gördün mü? Ama 10 puanı versen bakayım kırmızı. Döndürmeli bak görüyor musun? Puan. Deneyelim. Bak hemen. Vardır ya şey. Aynen. Böyle kalır. Hayır. Bak hem de ister Type-C'den ister normal çıkış bak, alıyorsun. Var. Hani hadi. Yavrum yok yok. Ha ama sabitleyemiyorsun. Yok evet. Tamam. Buna tamam. 8 ben verdim. Benim kameram yok. Benim de kameram yok ama olsaydı hediye olarak güzel. 8'lik bir hediye yani bence. 7. Bu peki 1500 lira var mıdır mesela? Fiyat tahminimizi alalım. Dur. Şimdi powerbank fiyatlarına gidersek 5000 miliamperde dedi mi buna? Ya Burcu internetten açıp bakmak ediyorum yok ama ben şarj diyorum. Hayır ben kendim hesap ediyorum. Tamam 3 saniyen var. 3, 2, 1, 0. 950. Tamam bak. Sen 1500 mü diyorsun abi? Evet. 647 lira. 7-5 oldu. Chat bir şey soracağım. 7-5 mi? Biz powerbank'i ne zaman aldık? Bilmiyorum da chat doğru mu sayıyorlar bak bir haksızlık söz konusu gibi hissetmeye başladım. Abi çünkü ekstradan Google'dan açtım 5-7 yazıyor. Ben tek hesaplıyorum.
Ya şimdi bu kadar güzel bir şey yapmışsın abi. Bari bir aç ayarı. Aç ayarı ve uzatma şeyi de yap. Uzatma şeyi çok zor bir şey değil ya. Uzamıyor galiba. Güzel. Evet, uzamıyor benim. Uzamıyor. Çok sevdim ama 1 puan aç ayarı olmadığı için, 1 puan da uzatılmadığı için kırdım. Totalde 8. 8 abi. Güzel. İyi. Şuna 650 verip boyun ısıtıcılı şeye 800 vermek mi? Gözlük. Bak, gözlük mü? Ben diyecektim. Evet. Ne yapacaktım o espriyi? Bu espri gerçek oldu ama yıllardır. Aç abi, bir normal gözlüğe benziyor mu? İlk önce bir oradan başlayalım. Çünkü normal gözlük değil. Bir sürü şey yazıyor. Bluetooth wireless bir sürü şey yazıyor gözlükte. O yüzden kanka bu normal bir gözlüğe çok benziyor. Hatta benim gözlüklerime benziyor. Lemur? Biraz havada kaldı. Peki niye normal bir biraz gözlük büyük kaldı gibi geldi, hissettim. Baksanıza bir. Üzgün Yusra. Yusracığım niye üzgünsün canım benim? Çok teşekkür ediyorum. İlk ayında kanala abone olup desteklediğin için bu aboneliğinle beraber bütün üzgünlüğünün gideceğine inanıyorum. Ve devam ediyorum. Gözlüğün yanında kablo var. Casus gözlük mü? Casus mu? Hayır abi, bu kemik iletimli Bluetooth kulaklık aslında. Ha, sesini kemiğine veriyor. Evet. Ne yapıyorum? Bağlıyorum. Nasıl ya? Bağlandı mı? Bağlandı. Bağlandı. Oha, çok hızlı bağlandı ya. Bir dakika, ben anlamadım ne? Dışarıya ses veriyor bu arada. Şu an yüksek duyuyor mu? Çok merak ediyorum. Yüksek mi ses? Yüksek değil. Nasıl biliyor musun? Sanki normal kulaklıkla takılıyorsun, kulak içi kulaklıkla. Tamam. Uyuyakalmışsın, yastığın şurasına düşmüş. Yüksek değil. Deneyebilir miyim? Buyurun. Belki de ayarları var. Şu an gözlükten şarkı mı çalıyor? Hmm. Evet evet. Normal kulaklık gibi işte. Vardır bu arada, bilmiyoruz kanka. Evet. Dışarı daha çok geliyorsa. Dışarı böyle güzel tiz geliyor. Arabada hiç duymanı engellemeden, dışarıdan gelen korna olsun bir şey olsun, hiçbirini engellemeden mantıklı. Konuşabilirsin. Mantıklı. Hadi dur, bir seni arayayım. Lemur arıyor. Aa, çok güzel bir telefon çalma sesi geliyor. Kullanıcı meşgul dedi, beni meşgul attı ya. Ya çekimdeyim kanka, biliyor musun? Ben gidiyorum. Ben de mikrofona yakındım. Ya ben şey gibi bir şey söylediler, ben onu algılayamadım. Sanki kemikle beraber kemiğin ses aktarılıyor gibi. Katıda sesi iletiyor ya abi, katı cisimle. Trigonometrik Arito 26. ayında hoş geldin. Yayınlar Alp'im, uzun zamandır yoktum, şu sınavlar bitsin, dönüşüm muhteşem olacak demiş. Bekliyorum efendim. Çok teşekkür ederim desteğin için de. Soldaki ayakkabı... Bir şey diyecektim, geçtim. Rengi çok güzelmiş. Hangisi? Kullanıcı meşgul dedi, beni meşgul attı. Aa! Ya çekimdeyim kanka, biliyor musun? Ben gidiyorum. Bak, ben de şimdi mikrofona yakınım. Bak gördüm, gördüm. Çok güzelmiş. Evet. Kemik iletimi... Ama iyi değil sanırım. İyi kemik iletimler bayağı güzel oluyor mu? Ben ilk defa duydum. Nehir Stein 3 aylık kademe bir abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Şimdiden ilk 3 ayın kutlu olsun Nehir'im. Fiyat tahmini 2000 lira. İndirimsiz halini soruyorum bu arada. İndirimli? İndirimi var şu an. İndirimsiz. İndirimsiz hali. Tamam Burcu. Evet. Bu aynı zamanda, peki bir şey söyleyeceğim. Güneş gözlüğü değil ama mi? Burcu bak, sen çok düşünüyorsun ama. Evet. Ama güneş gözlüğü. Evet, 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 evet. 2900. Oha 1000 lira. Oha çok uygun. Ne yaptınız? Oğlum gözlükler çok pahalı da, dandik gözlük demek ki. Ben koydum. Yani kaç var. Kaç? 7-6. 7-6. Trigonometrik Arito 1 de 5 kişiyi aramıza katmış. Çok teşekkür ederim. Chat'te bir cömertlerimizi fıt fıtılatsak mı ya? Leaksi de 6. ayında gelmiş. Hoş geldin Leaksi. Ege 6. selam. Yani saat 10'u 7 geçiyor. Hala hiç gelmeyenler var. Ne yapacağız abi? Amel defterine yazıyoruz değil mi bunları? Alo, ses deneme 1-2-3-5. Ne haber abi? Normal yani. Şu anda çok sessiz bir yerde olduğum için iyi geliyor da, sesli bir yerde nasıl gelir bilmiyorum ya. Yani senin sesin de kulaklıkla konuşuyormuşsun gibi. Normal kulak içi kulaklıktan gelen ses kalitesiyle aşağı yukarı aynı. Harun kamerayla orada bekliyor bak. Hey. Girmem, şaka ya. Ya eğer gün içinde sürekli kulaklıkla takılmak istemiyorsan, çünkü onlar bir yerden sonra evet, rahatsız ediyor ya. Mantıklı ve çok konuşuyorsan, arabanın içinde sürekli yolculuk yapıyorsan ve konuşuyorsan, yazın kullanmak için mantıklı. Bence yani şu an hediye olarak sessiz bir ortamdayız. 5 puan bence diyorum yine. Yani arabanın içinde ses çekmek lazım. Arabanın içindeki o rüzgar sesi, yol sesi vesaire vesaire. Oradaki performans önemli abi. Bence çok böyle iyi bir ses gelmiyor yani. Net bir ses iyi gelmiyor. İyi bir ses gelmiyor ama abi, senin arabanın içinde çok fazla ses oluyor. Sesin bir önemi olacak mı? Evet. Zaten ses yok değil mi? Bunun aslında frekans veriyor biraz. Titreşim veriyor. Titreşim veriyor. Frekans aynı şey. Deneyeceğim bunu. Okay. Puanım iyi düşünülmüş, iyi bir fikir olduğu için 8. İyi, ben daha bir kıracağım gibi düşündüm ama. Ben 5 veriyorum. Ben de 5 verdim. Bu ne? Hiç koku gram çıkmadı. Gram hatırlamadım şu an ne olduğunu. Ne yazıyor üstüne? Wiper repair. Ha. Bu silecek tamir ediyormuş. Nasıl yani? Silecek silgisi mi? Normal arabanın sileceğin üstünden bunu böyle vıcık... Abi bu PlayStation 5 figürü bu.
yapıyormuşsun, evet. Sıfır oluyormuş. Allah Allah. Herhalde en ucundaki tahriş olmuş kısmını böyle jiletliyor mu artık, ne yapıyor bilmiyorum. Bu arada gene bir bilgi daha vereyim. Silecekler özellikle eksi havalarda, yani kar yağdığında ya da don olduğunda sileceğinizi çalıştırırsanız eğer ön camı temizlemeden, o buz inanılmaz jilet gibi kesiyor sileceği ve silecek bütün özelliğini yitiriyor. Sonrasında ya, o ya. Çizgi şeyleri görmeye başlıyor. Ya Bolu'daki ya. Yani. Bolu'daki ya. Buzlu havalarda aklınızda olsun, direkt sileceği çalıştırmayın camı temizlemeden. Bu işe yarıyor olabilir orada. Evet. Bu aslında bir kalemtıraş gibi düşünelim. Evet evet, o yani en ucundaki parçaladığı kısmı böyle hafif bir sıyırıyorsun galiba ama. Buraya takıyorsun diyor. İki tarafı da bu arada farklı bir işlem yapıyor. Önce, şuradan gösterelim. Bir önce bu tarafla yapıyorsun. Sonra biraz daha muhtemelen ince yapıyorsun. Buradan kabasını alıyorsun. Bir şey açılmıyor mu abi? Ben hayır abi, direkt buraya takıyorsun sileceği. Yani mantıklı bir şey. Bilmiyorum, işe yarıyor mu? Onu ben de bilmiyorum. Var mı arabalarından herhangi bir tanesini sileceğin olan? Değiştirmeden önce denersin, bizimkilerinde de. Ben arabayı sürmediğim için hiç sileceğine bir şey olmadı abi. Güzel, iyi fikir. Sevdim. 8 puan veriyorum. Denedikten sonra puan... Fiyat tahmini. Fiyat tahmini. 420. 350. 209. Haha. 7-7. Tamam, yorumlara yazacağım. Eğer işe yararsa 10. İşe yararsa 10. Doğan abi hala 10 puanlık bir şey çıkacağını düşünüyor bu arada. Evet. Ama çıkmayabilir. Tek ümidim o. Bir dakika. Araç ne bu? Çöp kutusu abi. Hep aynı marka bu yalnız, farkında mısınız? Aynı markanın evet. Farklı ürünleri geliyor gibi. Araç çöp kutusu gayet okey bu. Ama şık olanlardan hani böyle havalı. Bakacağım, koku moku alma özelliği var mı? Sadece bir çöp kutusuysa onu bir poşette de hallederim yani. O kadar da bilmiyorum ama şey yani, orada bardaklığa koyabileceğim bir şey. LED'miş, metalmiş. LED varmış. LED'i ne yapayım abi, hani şey çöpü nereye atacağım ya? Şurada ışıklı bir LED'li bir şey var, ona mı atayım diyeceğim. Oradan açıyorsun normal. Evet, LED'i var. LED'in ne işe yaradığını bana bilmiyorum. Hakikaten bu ne mi? Kullanıyorsun otomobili. Alt taraflarda bayağı bir karanlık. Çok ışık yok. Direkt bunu gör diye atacağın yeri. Evet, çok hafif bir şeyi var. Evet. Ki muhtemelen uzun dayanması için mantıklı. Malzeme kalitesi bayağı iyi. Şurası piyano bilek. Bakıyoruz, parmak izi kalıyor mu piyano bilekte? Kesin kalmıyor. Kalıyor. Yok bak, çok kalmıyor bak. Şurayı şöyle çektiğim için kaldı. Değişik. Nasıl piyano yapmışlar? Bilek. Yani... 3 puan veriyorum buna ya ben. Harbiden nem bir, yani çok hafif var ama. Arabayla alakalı. Ama parmaksızlık kaşar. Evet ya, bence poşet var, atarım yani. Küllük gibi bu daha çok. Evet, bu güzel. Ha doğru. Zaten küllük diye geçiyor abi. Kaşar ya normal. Küllük diye mi geçiyor bu? Evet. Kaşar mı oldu? Kaşar mı oldu? Aynen. Küllük demek istememiş. 250 lira bu. O zaman küllükse bunun kokuyu da alması gerekiyordu. Takini Ziya ile 13 video yollamış. Çok düz durdu. Biraz bozalım demiş. Sayıcı bozmuş. Yani şimdi öyle bir fiyat tahmini alayım. Ki. Kaç dedi? 200 dedi. 200 dedim. 200. 220. 319. Pisliksin Burcu. 20 lira ya. 20 lirayla yaptı. Çok ayıptı Burcu. Smoothie yap da kaşarlı smoothie. 8 lirayla aldım bir kere. Tövbe estağfurullah. Bu bir saçma ya. Kaşar yapıştı öyle. Ha. Boşuna beklemişiz. Güvenlik önlemi herhalde. Böyle çevirdikten sonra baslıyor. Of of of. Şu lezzete bak be. Bir şey diyeceğim, fena değil ha. Abi şarjlı bir ürüne göre hiç fena değil. Ben gücü bu arada bayağı var. Şunu demek istiyorum. Şu ürünler arasından ben şunu bayıldım. 9 puanlık. Evet. Ve kullanılabilecek tek ürün bu yani. Bitiyor zaten şimdi. Yo, bitmiyormuş, daha varmış. Doğan kava kavramı yetişemedi. Vatsın atar. Vatsın atar link, tamam. Bu çok iyi bu arkadaşlar. Buna böyle aynen katı meyve falan atmak lazım buraya ama bence çok güzel gözüküyor. Mesela portakal falan atsam böyle yarım keser mi acaba? Parçalar mı ya? Portakal suyuna dönüştürür mü mesela? Evet evet. Bu buradaki en iyisi o zaman bu yani chat. Ama bayağı parçaladı. Ya kaşar çok dandik ya da ürün güzel. Yani ikisinden biri. Buna 9 veriyorum. Nasıl ya? En yüksek puanımız. Bunu da biraz anlamsız bulduğum için puan kıracağım. Yani bunu ben evde yapıp şu şekilde aynı şekilde alıp çıkabiliyorum. Ama tabii ki kampta işe yarayabilir. Kamp kültürüm çok yok. O yüzden kampçılara da ayıp olmasın. Doğan, kampta işe yarayabilecek abi. Bir şey olduğu için. Bunun da malzeme kalitesi vesaire çok iyi olduğu için. Kaşarı da kaşar testimize geçtiği için buna da 9 veriyorum. Kaşar. Bir tane double 9 al. Kaşar testi. Bu ne? Desibel ölçer mi? Hayır abi. Değil. Boya ölçer. Vay. Hiç ölçüp etmemiştim o yüzden. Yok muydu sende peki? Ben yok. Bu kanka. Olabilir diye düşündüm çünkü. Yok vallahi. Aa, test edelim diye test şey mi yollamışlar? Test yollamışlar evet. Hadi test edelim. Hadi. Çok merak ediyorum nasıl çalışıyor. Bak bu güzel bir alet biliyor musun? Burada arabanın boya yapılıp yapılmadığını anlıyorsun. Mesela ikinci el bir araba alacaksın. Adam diyor ki sıfır hata, kusursuz, boyasız. Alıp bununla boyayı kontrol edebiliyorsun. Hatta sadece ikinci elde de değil. Sıfır arabalarda da bazen boya olabiliyor. Onu da kontrol edersin. Bak bu alet yine 9 puanlık bir alet benim için. Kullanılır. Yani çok kullanır mısın? 90 ile 120 arasındaysa mikron değeri. Heh, aynen. Aynen.
140-220 civarındaysa oralıklarsa 200-220'ye kadarsa bir kat boya atmışlar üstünde, macun yok. Aynen. Biraz ama daha fazlaysa iki kat değil mi? Ha, okay. Onun üstüne çıkıyorsa macunu çekmişler falan, ona da gidiyor. Evet ve Lilith sana peki aynen sana öyle. Peki sana bir soru hayatı. Bizim bana hayatın dedi ben. Bizim Arnavutluk'ta kiraladığımız arabaya tutsam beton bunu falan atmışlar. Atmışlardır yani, alçıpan falan girmişlerdir ona yani. Bunu kaç milimetreden anlıyoruz? Nasıl abi olacağız? Arabasına göre değişir, yerine göre değişir. Tamam ama şimdi ince atılan yerler var, kalın atılan yerler var. Boyalı olursa şey mi yapıyoruz? Atıyorum iki yerden ölçüyoruz. Evet. İkisi farklıysa diyoruz ki bu araba evet, boyalı. Yani mesela geldin kapıyı ölçtün. Tamam. 90 çıktı. Hemen yanını ölçtün, 150 çıktı. O zaman diyorsun ki yani şu iki alanda, burada diyorsun boya var, anlaşılıyor. Orada çünkü bir işlem yapılmış. Ekstra malzeme atılmış oraya. Peki baban çok iyi bir boyacı mı? Evet. Mesela baban bir arabanın boyasını komple söküp hepsini 0.50 yapabilir mi mesela? Oha! İşte mikron boya denen bir şey var. Mikron boyayla şu anda komple araba boyuyorlar. Ve anlamıyor musun? Yani anlayan çıkar ustası. İyi usta anlar. Yani eskiden bunlar yoktu zaten. Bakıyordun gözle. İşte anlıyordun yani arabanın boyalı olup olmadığını. Ustalar anlar tabii ki. Biz de anlamıyorduk. Hemen bakıyoruz. Şu anda 0.10 milimlik koydum bir tane. Mesela tam ölçemedi. 126 çıkardı. 0.50'ye çıkartalım. Çok hafif bir hata payı var gibi. %5 falan bir hata payı var. O kadar olur ama o zaten önemli değil yani. Mesela şuna tutunca ne yapacak? Evet, bir orada... Bir kalibrasyon olabilir bunun bu arada. Ha, onu yapmamış evet. Da olabiliriz bu arada. Güzel bak. 0, yani 1 koyduk bu 0, arada. 1.04. Okey zaten evet. Bu kadar şaşma payı olur ya. Ha, çok profesyonel makinalarda olmaz ama bu benim işime yarar. Yarın öbür gün galeri açarız, ekspertiz açarız, bir şey yaparız. Güzel, teşekkür ederim. Bu da güzel. Puan? Puan sadece... Yani arabayı şöyle tuttum mesela. Sen şurada duruyorsun. Hiçbir şekilde şu an göremiyorum ekranı. Evet, tam tepeden bakman evet, lazım. Hep böyle görmen lazım. Bilmiyorum ekranı değiştirebiliyor musun ama arabayı böyle tuttun, ekran sana ters duruyor aslında. Bu tarafa dönmüş olması o lazım. O değişmez, bunlar sabit. Lan abi ne ya, içinden incini cüncünü çıkartıyor yalnız, farkında mısın? Bak mantıklı söylüyor. Adam profesyonel ama evet, evet. Böyle yok, makineleri yok. Görmüş ki kesmedi, anladın yo, mı? Ben, yo ben katılıyorum bak, adamın söylediği her yorum teker teker doğru yorum. Hani hakikaten arabayı tuttuğun zaman sana doğru dönük olması lazım mantıken ekranın yani. Buna katılıyorum. Ama şöyle düşünmek lazım. Yandan tutmak var, bir de tavandan koyduğunu düşün. Direkt hani tavanına şöyle dikine koyduğunu düşün. Bu sefer ters kalırdı mesela. Ya garip iki tarafı boklu değnek yani bu ekrandaki şey. Ama hep yan düşün. Belki kaputla yönü... düşün. Kaputla. Heh, ha, aynen kaputla. Kaputla da senin dediğin tabii, ters. Aynısını tabii, söylerler doğru, şimdi. Doğru. Böyle olması daha mantıklı. O zaman tamam, oradan puan kırmadım. Puanım 8. İyi. Teşekkürler. Ya hala bir ben. Arkadaşlar. Fiyat hazırsak, söyleyeyim mi? Fiyat. 402 lira. Ben diyorum ki 408 lira. 668. Ben kazandım. Ha 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 ha. Ha 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 ha. 8-8 alan kazanıyor Burcu, kendine gel. Kendine gel. Battaniye mi aldın lan? Bilmiyorum, öyle attım kafamdan. Harbiden mi? Buram da. Hayır, battaniye. Nasıl ya diyor. Ne alaka? Abi Cüneyde battaniye var mı? Yapmasın. Araba battaniyesi. Ha, daha fazla ürün var onun içinde, bir ürün değil. Aa evet. Bak ya. Bitti dedin, 3 tane ürün çıktı. Bitti mi? Bitmedi. Bir dakika, bu direksiyon mu? Hayır, o Apache item abi. Toplam 3 tane Apache item aldım sana. Hemen bakıyorum. Bu üçüncüsüydü. Hem renkleri. Evet, hem böyle arabanın önden arkaya doğru böyle Apache arabaları var yap ya. Yap diye. Bunu sen bana ver abi, ben renkleri. Yapacağım mı harbiden? Yapacaksan söz ya, sen vereceğim. Ya, hayır. Söz mü? Hayır. Bu videoya fotoğrafını koyacaksın yapıp. Hayırlı olsun. Ben söz ağzından bir kere çıkar Arif. Hayırlı olsun. Onu yap, sonra çıkarırsın. Ne be, bank mı o? O böyle şerit abi. Tamam bildiğin. BMW M-Series. Aynen, kaputun o çamurluktan, kaputun hizasından yapabilirsin arabanın başından sonra. Abi senin arabayı yapacaktık böyle ondan. Ha kanka, arabayı getirmedim ben ya. Ama bir şey diyeceğim, renk tonları fena değil. Güzel tutturmuşlar hem renklerini. Bir dakika, bu ne ya? Ha, bu abi, çakmaklık USB yine bu. Ama aynı zamanda ışığı var. Aynı zamanda cam kırma şeyi var. Hani filmlerde hep uçurumdan giderken suya düşerler, böyle slow motion sahne var. Oha. Abi, temperli cam kırmak için o. Ucunda bayağı iğne şey var ya, iğne var. İşte öyle bir durum olduğunda böyle camı şey yapıyorsun. Kullanışlı. Acil durum için. Kullanışlı ya, o kadar. Evet. Evet, cam kırma mevzusu bak mantıklı geldi. Peki. Buna şu sticker'a fiyat tahmini yapıyor muyuz? Sticker'a yapmıyorum. Sticker'ı geçtim. Buna yapalım. Bence. Bu 128 lira. 128 yok. Sticker'ı. Söyle sticker fiyatını söyle. Sticker indirimsiz 500. Ya hadi oradan 95 ya. 95 gözüküyor şu an. 95 mı? Nasıl bir indirim lan o? Bilmiyorum. %81 tamam, indirim. Ben buna 281 lira diyorum. O cam kırma mı? Evet. 124 lira diyorum. Ki ben daha onu bulamadım.
Çok heyecanlı. Siz devam edin. Devam ettik. Camı paramparça edin. Unutmayalım ama şişeklerimizi. Aynı zamanda bu çakmağa da giriyor. Evet. Çakmağa girdiğinde de fener şarj aleti oluyor. USB olarak kullanabiliyorsun USB. Yani şarj aleti. Çakmağa girdiğinde niye fener olarak kullanasın ki? Yani orada senin yüzüne doğru ışık geliyor. Çakmaklıklar genelde şurada oluyor mesela. Taktın. Buradan yüzüne ışık gelsin diye mi? Ya da el feneri yani şarjlı mı? El feneri şarjlı bence kanka. Oo, bayağı iyi ha. Tamam abi, mantık şu. Çakmaklıkta zaten şarj aleti olarak kullanıyorsun telefonu şarj etmek için. Gerektiğinde tamam, çıkartıp ne kadarmış? 480. Ben kazandım. İndirimsiz hali. Yazıklar olsun, ben İndirimli kazandım. Ne kadar? İndirimli 287. Oha, 281 demiştim. Yine ben kazandım. Double 2 puan sayılır bu. Hayır. Kaç kaç? Tamam. Kaç? Bir puan almış hale kaç oldu? 9-8 galiba. 9-8 öndeyim. Fener olarak kullanıyorsun. İstersen de SOS veriyor. SOS yapabiliyorsun. Bir şey diyeceğim. Bunu ben hemen bizim deprem çantasına atıyorum. Ha, mantıklı aslında. Ama şarjı ne kadar gidiyor onu bir test etmek lazım. Evet. Yani çok verimli bir şey değilse. Bir de kendin acaba çakmaklıktan şarj ediyor mu? Yani ediyor olması lazım abi. Çünkü çakmaktayken bunları kullanmanın çok bir anlamı yok ya. Çakmaktayken değil zaten işte. Çıkarttın da şarjlı. Yani bunun abi amacı işte dediğin gibi Allah korusun uçurumdan bir yerden aşağı yuvarlandın. Aynen, camı kırdın. Flash'ın var. İşte ışıkla insanları yardıma çağır. Evet. Yani camı kır. Bence bu arada mantıklı bir ürünmüş. Bana çok kullanışlı evet. Geldi böyle bir konuda. Puanım Type-C olmadığı için bir kırdım. Çok haklı. Demin elimi acıttı, oradan bir kırdım. Bu arada emniyet kemeri kesmem var arkadaşlar. O da önemli. Emniyet kemeri sıkıştırdığında bak. Buradan tutup böyle şuraya emniyet kemerini takıp kesebiliyorsunuz. Çok o da güzel bir çok özellik. İyi. 8 çok puan verdim. Hayırlı uğurlu olsun. Çok iyiymiş. Bu ne abi ya? Arabada dur olması gerekiyor. Bence de. Beğendim. 45 watt hızlı ısıtıcı var diyor. Polar diyor. Araba watt. Arabamda klima var. Saniyesi abi. Çakmak girişinden ısıtıyor. Normal otomobil. Fiyatını söyleyeyim mi? Kamyon. Söyle. Ya da sen söyle. Önce sen hayır. Yükseldin. Sen yükseldin. Hayır. Tamam, ben 1050 lira diyorum. 560 diyorum. Tamam. Da ve ay, karavanda kullanıyoruz. İndirimsiz hali yapıyoruz değil mi? Evet, indirimsiz hali. 1347 lira. Let's go! Kaç? 10'a 9 değil mi? 10'a 8. 10'a 8 mi? Burcu yazıklar olsun. Kaybettin galiba şey aşkısı. Arabasının içinde o böyle o spor koltuğu. Şans değil yavrum bu. Birazcık zeka isteyen bir oyun bu. Bunun üstünde bir taraftan sarılmış. Isınıyor. Ha tamam. Tamamen kamp ürünü abi. Evet bence de full kamp. Niye geçirdik ki? Estağfurullah, ben geçirmelik bir şey söylemedim canım. Bu baya full battaniye bu neredeyse. Sadece çakmak girişi var. Evet. Biz deneyemeyeceğiz o yüzden. Ama bir şey diyeceğim. Malzemesi güzel. Poları falan iyi. Kaç kademesi var? 3 kademe. Ya kullanamıyorum şu an, onu düşünüyorum bir taraftan abi ya. Bunda şey sıkıntısı da yok. 12 volt olduğu için elektrik falan da çarpmaz. Eskiden evde kullanırdık ya elektrik battaniye. Ha, hep evet. Çıkarırdık fişten, öyle yatağa girerdik. Ya da yol kenarına çektin. Kamp sandalyesinde dinleniyorsun. Üşüdü. Kahve içiyorsun eşinle. Eşine böyle verdin. Kullanırsın. Karıcığım üşüme. Oo, yaptın. Güzel. Ben... Oradan puan alırsın. Kablo yetmeden olsun. Kablo yeter. Kablo uzun gibi. Sadece abi, şu kablo çok uzun değil. Onu arabadan çok kolay yapamazsın. Arabanın yanında olman lazım. Ya çok kullanıma uygun değil yani. Baktın ayı saldırıyor o çakmakla çevire çevire. Hepsini alacaksın ha. Of ya, sevdiğim bıçak mı? Kalıyor onu ya. Alamazsın. Evet yavaştan. ben kazandım ona 8. Efendim? Heh, kazanmanın şerefine bana o şeyden alıyorsun. Blender'dan. Yavrum. Vay. Bence çok iyi bir şeref Alp buna. Ama bakın o Blender'ı ben kendime beğenmiştim ama. Ama ben bitirdik bayağıdır bitti, istiyorum vallahi, Instagram'da hep çıkıyordu önüme. Vallahi mı diyorsun? Pandalin bağlı. Mağaranınki var, ondan alın ya, o güzel. Daha önce Instagram'da önüne çıktığını Blender'ı alırdım. Çok pratik. Ne o? Bunun gibi mi yoksa şey mi yani? Evde yaptıklarından mı? İkinize de alın mı? Ya arkadaşlar bence çok gereksiz pahalı diyeceğim, sonra aklıma ekonomi geliyor. Şimdi kaç paraydı? 800 lira falandı değil mi o? Şöyle şu var bende. Bak ne yapalım mi? Biliyor musun? Sen al bana. Ben sana portakal suyu yapıp getireyim onunla. Dolandırılmış hissediyorum kendimi, olmaz. Zaten onu kendime alsam, bir tane portakalı salak saçma 5-6'ya bölsem ki atsam içine. Sen etcen de ben kabuğunu. Yaparım abi. Justy Harry merhaba. Bunun içine protein tozu, yulaf, muz, süt atıyorsun, yapıştır. Ben protein tuzu kullanmıyorum abi, o kadar kardeşim. O kadar diyorsun yani. Benim protein tozuna belli değil mi? Benim protein tozuna ihtiyacım yok kardeşim. Benim adam burada bir daha demin sağ Nutella var dedi, bir... dondurma dedi ya. Birazcık süt, iki top dondurma, biraz of. Nutella. Of. Bir de krem şanti, bir de kiraz. İşte bu yüzden Alp'i almayalım diyorum ben. Alp'e şey yapalım. Ben bu, kendim alırım. Damat şey yapıyorlar ya. Halayı. Oha. O ne be? Ben biliyorum. Hayır. Ben ne olduğunu biliyorum onun. Onu yedikten sonra... İçine böyle baklava her şey atıyorlar. Bu çok salak bir abi, mevzu ama ya. Abi yapalım, Alp abi o smoothie'yi kendisi eliyle de yapar. Berkay bu değil. Berkay bu
şey olarak kullanılan değil ama bu da olur. Ben buna da okeyim. Alp attığımı açar mısın? Alp attığımı açar mısın? Açtım. Ben buna da okeyim. Arkadaşlar şunu yiyecek insanları yorumlara bekliyorum. Çok sevgili canlı yayını Halil, buyurun. Bak. Tren gelir düdürür. Şarkıyı kapattım. Ben de durdum. Ne ya? Bu ne? Ohoho! Badem. Oha! Durmuyor oğlum bu. Ay çok kötü. Ne oluyor? Şeker komasına girip şeye gittin hastane. Şov bu da abartı şey ya. Şey diyeceğim, bunu yedikten sonra oy pipeline punch, bu çok güzel bir içecek ama. Oğlum kalpten gidersin bunun üzerine, ben sana söyleyeyim yani. Ben bunun üstüne damat olma değil de burada Ankara'ya giderim ya. Buradan bu kalbe iyi gelmez. Koşarak yani. Koşarak gidersin değilim. Bence yürüyerek. Abi çok yanlış şey diyeceğim sana. Bu ya bu kalbe iyi gelmez diye tahmin ediyorum. O yüzden Wordle'a geçiyorum. Hazır mıyız? Wordle'ın. Bak, bu arada Berkay'ın attığı uygunmuş. Benim sana söylediklerimden de bunlar. Ev tipi bu ama. Tamam aşkım.